tvbolu.com merkezinde bazı aktivitelere önem vermeye başladık. Odamız ve yönetim kurulumuz, meclisimiz ve ortaklaşa çalışmalarımızda Bolu ilinin değerlerini ön plana çıkarma yılı ilan ettik. Bu pandemi süreci içerisinde bazı çalışmalar yaptık. Yakından takip ettiğiniz gibi bazı değerleri coğrafi işaretlerle lansmanını, tanıtımını yaptık ve bunları koruma altına almaya çalıştık, gayret ettik. Dolayısıyla bazı değerlerimiz daha var. Özellikle Bolu'ya ait dünyada tek olmak, marka olmak ayrı bir şey. Bu değerleri koruma altına almak, bilinirliğini arttırmak için bir çalışma başlattık. Bazı arkadaşlarımızı müzeye gönderdik. Dedik ki müzede bir tarihi eser bulun ki dünyada tek olsun ve özelliği olsun. Arkadaşlarımız bu eser üzerinde birleştiler. Bu eserin ne olduğunu da tam anlamıyla bilmiyorduk o dönemde. Şimdi bu heykelin, heykelbaşının ne olduğu konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Biliyorsunuz dünyada tek olmanın çok ayrıcalığı vardır. Özellikle ilimize gelen turistlerin ilimize ilgi duyabilmesi için bazı ürünleri, bazı değerleri bilmelerinde fayda olacağına inanıyorum. Biz onun için bu eserin Bolu'nun markası olabileceğini ve dünyada da tek olduğunu bilgisini ulaştık. Bunun doğruluğu tabii eski dönemde olduğu için %100 diyemeyiz ama bunun değerlendirmesini buradaki teknik heyetteki hocalarımız bunu sizlere bilgi amaçlı verecek. Bizim için önemli olan Bolu'da dünyada tek olan bir şeyin ilgisini çekebilmesi, turistlerin de buraya gelip bu eseri izleyebilmesi. Turizm Bakanlığı'nda biliyorsunuz bunun çoğaltılması ve markalaştırılması, ticarete dönüştürülmesiyle ilgili odamız izini almış, belgelendirmiştir. Bu artık biliyorsunuz ile gelen misafirlerimiz olduğu zaman her yerde Köroğlu heykelinin devamlı veriyoruz. Bundan sonra odamızı ziyaret ettiklerinde bu heykelin küçük ölçekteki de örneklerini hediye olarak verme imkanımız olacak. Çeşitli işletmelerimizde bu ürünler satılma imkanı olacak ve markası olacak. Bolu'da da böyle bir değer olduğunu. Müzemizde de böyle bir çalışma inşallah başlatacağız. Bu eserin sergilenmesinde çok güzel bir alan elde edebiliriz diye düşüncemiz var. Bunu da valilikle de çalışacağız. Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı'nda da koordineli çalışma istiyoruz. Ben aslında sizin merak ettiğiniz heykelin ne olduğunu, bu heykelin ne olduğunu arkadaşlarımız sizlere anlatsın. Çünkü ben yanlış yapmak istemiyorum. Değerimize değer katmalarını istiyorum. Öncelikle hocalarıma çok teşekkür ediyorum bu konuda emek verdikleri için. Kendilerini de kutluyorum. Evet, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. Bugün bizim için güzel bir gün. Katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben teşekkürümü tabii ki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Türker Ateş Bey'e yapmak istiyorum. Bizim üniversite olarak da etkileşim sağlama noktasında çok değerli rektör hocamız Profesör Doktor Mustafa Arışar'la hocamızın bağlantısıyla bir Türker Bey'le iletişim geçmemiz sağlanmış oldu. Bu konuyla ilgili ben açıkçası bu benim çalışma alanım değil. Bu çok hassasiyet, çok spesifik bir alan. Bu anlamda da biz de Düzce'deki kazı heyeti üyemiz Doktor Güzin Bilir hocamızla iletişime geçme şansımız oldu. Ve sonrasında bu uzun soluklu bir süreçte de bu heykel büstüyle alakalı önemli bilgilere sahip olma şansımız oldu. O yüzden çok fazla sözü uzatmak istemiyorum ben. Burada işin asıl teknik boyutuyla ifade edecek hocamız burada varken. Ama bugün hakikaten bizim için önemli bir gün. Üniversite olarak da, Bolu Avanset Bayezid Üniversitesi olarak da biz Bolu'nun değerlerinin çalışması noktasında da özellikle Türkiye'nin Bolu'nun en büyük STK'larından olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'yla etkileşim halinde olmayı çok önemsiyoruz. Çalışmalarımız devam edecek diye umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Diyorum. Sayın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanım Türker Bey, sayın kurum yetkililerim ve değerli basın mensupları, öncelikle sizleri saygıyla selamlamak istiyorum. Bu şekilde sözlerime başlamak istiyorum. Bolu hali hazırda muhteşem doğası, su kaynakları ve kaplıcaları bakımından son derece zengin bir şehirdir. Aynı zamanda tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir de.
Şehrin dokusunda veya arkeolojik müzesinde karşılaştığımız antik döneme ait bu kadim kültürün en önemli işaretleridir. Antik döneme ait eserler. Aynı zamanda da toprak altında gün ışığına çıkarılmayı bekleyen daha pek çok eserin de habercisidir. Sayın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'nca mülaje yapılmış, yaptırılmış boyalı kadın büstü de bu zenginliğin kanıtlar niteliktedir. Boyalı kadın başı olarak başladım sözlerime, anlatacaklarımla beraber boyalı kadın başı olmaktan çok daha fazla şeyler anlatmak istediğimi sizler de anlayacaksınız. Kadın başını konuşmadan önce Bolu Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan bu eserin benim çok kıymetli hocam Profesör Doktor Christina Özgan tarafından bilimsel çalışmasının tamamlandığını ve uluslararası bir dergide makale olarak yayınlanmak üzere olduğunu belirtmek isterim. Karşınızdaki boyalı kadın başı, vahşi doğanın, bereketin, avcılığın, okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis'tir. Biraz önce bahsetmiş olduğum Bolu'nun doğal tabiat zenginliklerinin bir nevi kişileşmiş halidir. Muhtemelen Ada mermerinden, Paros diye geçer literatürde veya Atina mermerinden ki pentetiktir ismi bunun ki çok değerli bir kaliteli bir mermerdir. Ondan yapılmış olup oldukça üst düzey işlenmiş bir sanat eseridir. Kaliteli işçiliği ile dikkat çeken eser muhtemelen İtal olarak gelmiş, atölyesi ise Güney İtalya Kampanya bölgesi kökenli olabilir. Stilistik özelliklere gelecek olursak boyanın mevcut olması çok enteresandır. Biliyorsunuz bütün antik dönemden kalan heykeller aslında boyanıyorlardı kendi dönemlerinde. Ama günümüze gelinceye kadar boyaları silinmiş oluyor. Bizim Artemis başı heykelimiz, heykel büstümüz de boyaların mevcut olması bize bunun kendi döneminde kapalı bir alanda, yani önemli bir kamu binasında olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca antik dönemde yine heykellerde kırmızı veya kızıl saçı üst düzey yöneticilere ya da tanrıçaların kadınların başına uygulandığını çok iyi biliyoruz. Bizim de kızıl ve kızıl saçlı Artemis'imiz. Hem klasik hem de helenistik dönem heykeltıraşlık özellikleri gösteren eklektik, yani karışık bir eserdir. Böyle eserler özellikle ilk Roma İmparatoru Augustus döneminde propaganda amaçlı üretilmiş olup Roma eyaletlerinde önemli yerlere dikilmiştir. Bolu'da, buradan neyi anlıyoruz? Bolu'da Roma eyalet sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğu, bu tarz bir heykeli barındırmasından anlayabiliyoruz. Milattan önce 27, milattan sonra 14 yıllarına tarihleyebileceğimiz bu eser, Bolu'nun en merkezi yerinde Akpınar semti Kız Enstitüsü inşaatı sırasında bulunmuştur. Ve çok iyi korunmuş durumda olmasından dolayı kendi döneminde de yine kent merkezi içerisinde önemli bir kamu binası içinde kapalı bir alanda bulunuyor olmalıdır. Maalesef yapı hakkında bir bilginiz yok çünkü kurtarma kazıları sırasında eseri gün ışığına çıkartıyorlar. Neredeyse 2000 yıllık bir tarihi eser, oldukça kaliteli malzemeden yapılmış, ithal bir eser olan Artemis Başı, Bolu'nun doğal güzelliklerinin, bereketinin, zengin hayvan faunasının kişileşmiş bir simgesidir. Ve aynı zamanda bu kadar kaliteli bir sanat eserinin Bolu'da bulunması, doğal ve tabiat güzelliklerinin yanında tarihsel ve kültürel güzelliklerinin de var olduğunu bizlere kanıtlar vaziyettedir. Aslında bu eser, Bolu'nun doğa zenginlikleriyle kültürel mirasının bir nevi birleşmiş halidir. Böylesi güzide bir eserin değerlerinin yeniden anlaşılmasını sağlayan, Bolu ile özdeşleştirip 2000 yıl sonra tekrar gündeme gelmesine vesile olan Sayın Başkanımız Türker Bey'e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarih ve dünyada tek, öyle değerlendirin. Bunun benzerleri bir Roma'da var ama işte burada görüyorsunuz, dikkat ettiyseniz, tek olan, dünyada eşsiz olan eserlerden biri. Bunun unik yönü, tek olması marka değeri oluşturuyor. Dolayısıyla dünyada tek ve Bolu'da çıkarılmış bir eser,
Bolu'nun ne kadar önemli bir yer olduğunu, tarihin ne kadar değerli olduğunu, Hitit döneminden bugüne kadar altımızda ne kadar eser olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki sürecimiz nasıl olacak? Bunu da ifade etmek isterim. Acilen çeşitli çevremizde iller var, çeşitli illerde kazılar var. Biz oda olarak özellikle ilimizdeki büyüklerimizden Bolu'da bir kazı çalışması başlanması, ilimizdeki üniversiteyle komplike çalışması sağlanması taleplerindeyiz şu anda. Böyle bir çalışma gerçekleşirse hem ilimizdeki tarihi hatırlamak, hatırlatmak ve aynı zamanda çevremizde turistlerin de buraya ziyaretini gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Amacımız turizm kentinin bir kolunu da faaliyete geçirmek. Tarihinin olduğu ama hissedilmediği bir il olan Bolu'nun tarihinde de ön plana çıkmasını istiyoruz. Çünkü bizim hizmet sektöründe büyük yatırımlarımız var ve turizm alanı ilan edilmiş bölgelerimiz var. Hepsi birbirini tetikleyecek. Bizim böyle bir değerlerimizin de gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Biz bir yerden başladık. Bu eseri markalaştırmak ve en azından bu eseri dünyada tanıtmak için. Hemen hemen her yazışmalarımızda bu eseri mutlaka bir yerde işaretlerini kullanacağız. Ve bunun da daha önceden Cumhurbaşkanlığımızın bir çalışması olmuştu. Güzel Sanatlar Lisesi ile ilgili. Bunun küçük objelerinin yapılması noktasında bir koordinasyonu sağlayabiliriz diye düşünmüştük. Bunun da eyleme dönüşmesini istiyoruz. Ve önemli bir eserin Bolu'da olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu eserle birlikte Bolu'nun tarihinin gün yüzüne çıkması için ufak tefek dokunuşlara ihtiyacımız var. Tarihi eserlerin de gün yüzüne çıkmasında yarar olduğunu, ilgi olduğunu. Çünkü dünyada bu iş için, bu eserleri gezmek için milyonlarca insan geziyor. Turizm kenti ise bir kolumuzda eksik olmasın. Bu kolu da tamamlayalım. Biz bir yerden başladık ticaret odası olarak. Bunun tamamını, devamını hep beraber getireceğiz. Sizlere özellikle çok önem veriyoruz. Bu konunun duyulması ve yeşermesi için turizm kenti ise tarihinde de dokularının da gün yüzüne çıkarılmasında en azından kamuoyu oluşturursanız çok seviniriz. Bizleri hiç uyutmayın bu konuda. Sürekli sorular sorun. Ve bu ilin sahipleri aslında bizler hepimiziz. Dolayısıyla hep her yer bir şeyi tutarsa bu memleket kalkınır. Ve kalkındıkça da bizler kalkınırız. Ne kadar istihdam sağlarsak, ne kadar kaliteli hizmet verirsek, o kadar insanların kalbine, gönlüne dokunursak, Bolu ilini hissettirirsek biz önemli bir noktaya geliriz diye düşünüyorum. Öncelikle ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim. Hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan önce de bu eserlere destek verenler oldu. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müze Müdürlüğü'ne özellikle teşekkür ediyorum. Biz bundan iki tane yaptık ama bu müzede bunun boyutu büyük. Müze Müdürlüğümüzün de çalışması vekaletten duruyor şu anda ama Müze Müdürlüğümüzde de özellikle bir isteğimiz var. Bolu iline yakışır bir müze olsun. O müzede de bu eser için ayrı bir yer hazırlansın. Biz oda olarak bunu yönetim kurulumuzla, arkadaşlarımızla tefrişini yapmayı söz verebiliriz. Herkes bir taraftan tutarsa inşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Bu konuda soru sormak isteyen varsa alalım. Bolu'nun simgesi Köroğlu. Evet. Köroğlu'ndan sonra ikinci simge olarak Artemis diyebilir miyim? Şarttan sonra. Şöyle söyleyelim. Hepsi bir değer. Artemis gibi binlerce belki ürün gelebilir. Doğru, Artemis'i de marka yapmak önündeyiz. Hepsi ayrı bir kulvarda. Ya şöyle sıkıntılarımız oluyor biliyorsunuz. Bolu'yu ziyaret eden bir heyet olduğu zaman Bolu valiliğine gidiyor, Köroğlu'ya kedi veriyoruz. Ticaret odasına geliyor, Köroğlu'ya kedi veriyoruz. Belediyeye gidiyor. Bizim çok değerlerimiz var. Aslında bunu yaymamızda yarar var. Ama önemli olan buradaki şey, Hitit'e dayanan bir tarihimiz var. Türkiye'de en şanslı illerden bir tanesiyiz. Biz bu il olarak niye kullanmayalım bunu? Düzce'de burnumuzun dibinde kazının başında arkadaşımız var. Orada da kazı yapıyorlar. Biz de diyoruz ki Bolu'da niye kazı olmasın? Bu kazı gerçekleşirse, ilde de ilgimiz olursa, hatta üniversiteyle koordineli çalışalım.
üniversitemizi de Bolu'ya kazandıralım, Bolu da üniversiteye kazansın. Böyle bir çalışma entegre edelim, öğrencilerimizi burada eğitelim. Bu niye olmasın? Her şey olabilir. Yani Türkiye'nin en şanslı illerinden birindeyiz. Yani tarih açısından, ama etrafa baktığınız zaman tarihi biz göremiyoruz. Bunu hissetmemiz lazım. Biz bir yerden başladık. Hani bir noktadan başlamak lazım. Biz bu değere sahip çıkıyoruz dedik. Bundan sonrası hepimizin görevi. Herkes bir yerden tutacak ve değerlerimizi ön plana çıkartacağız. Başkanım, kazıyla ilgili olarak değerlendirme yapmıştık. Özellikle başlatmayı düşündüğünüz bir alan var mı? Tespitlenmiş bir yer var mı? Şöyle bir şey var. Şimdi bizim değerlendirmemiz yanlış olur. Buranın mülki amirleri var. Bu konuda uzmanlar var. Hele benim uzmanlık alanım değil bu konu. Bazı değerleri tespit etmişlerdir. Çünkü alan ne kadar büyük olursa o kadar süreç olur. Bizim istediğimiz küçük lokaller değil de süreç uzun olsun ve sürekli insanlar buralara gelsin kazı. Görüyorsunuz yani Göbekli Tepe'nin ne kadar büyük bir alan, küçük olmasına rağmen büyük bir çağrışım yaptı. Böyle değerlerimiz olduğu zaman bizim bu değerlere sahip çıkmamız TVBolu.com. Biz bir yerden başlayalım dedik.